Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta size Fethullahçı terör örgütünün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası nasıl mutlu olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması için neler yapacaklarını anlatacaktım. Videomuz şu anda kurguda. Ancak videomuzda da izleyeceğiniz üzere FETÖ'cüler yalan makinesi olduğu için sürekli yalan söylüyor. Bu yalanlardan bir tanesi de daha videomuz kurgudayken Cevheri Güven'den geldi. FETÖ'nün en büyük yalancılarından biri olan Cevheri Güven çektiği videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki rahatlığının, seçimlerde milyonlarca oyu çalma planı yapmasından kaynaklandığını anlatan bir video çekti. Cevheri Güven'e göre milyonlarca oy sahtesiyle değiştirilecek ve bu plan Cevheri Güven tarafından deşifre edildi iddiasına göre. Video dolaşıma girdikten sonra sosyal medyada troller aracılığıyla tek çalışması yapıldı. Büyük ifşa, seçimi çalacaklar şeklindeki tekler kısa sürede binlerce bot tarafından tweet atılarak gündeme getirildi. Cevheri Güven videosunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrıda bulunuyor. CHP seçim güvenliğini Canan Kaftancıoğlu'na ve onun güvendiği ekibe emanet etsin diyor. Canan Kaftancıoğlu kim? MLKP teröristine komutan diyen, Paris'te öldürülen PKK'lı teröristlerin yasını tutan ve PKK, MLKP, DHKPC başta olmak üzere terör örgütlerinin sempatisini asla gizlemeyen bir isim. Zaten siyaseten yasaklı. Cevheri Güven, Canan Kaftancıoğlu'nun seçim güvenliğinden sorumlu olmasını istediği videoda Cumhuriyet Halk Partileri talimatlarını da devam ettiriyor. Bu talimatlar içerisinde ne var? Seçim çuvallarının taşındığı araçlara gerekirse zorla binin. O araçları takip edin. O araçları video kaydına alın ve polislerle tartışın. Polislere o araca binmek istediğinizi söyleyin. Gerekirse kendi aracınızla götürün. Aynı şekilde yurt dışından profesyonel şirketlerle anlaşarak seçimin güvenliğini siz sağlama alın diyor. Cevheri Güven'in profesyonel şirketler dediği şirketlerden bir tanesi Smartmatic, Venezuela seçimlerinde şahibi olduğu iddiasıyla yıllarca Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında diplomatik krize sebebiyet vermiş George Soros bağlantılı bir şirket. Dünyada seçim güvenliği alanında en büyük şirketlerden bir tanesi ve Soros tarafından fonlanıyor. Cevheri Güven bunu neden yapıyor? Çünkü Türkiye'de yalanlarına inanan milyonlarca insan var ve daha önceki söylediği yalanların çıkmamış olması hiç umurunda bile değil. Neydi bu yalanlar? Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi erteleyecek. Türkiye'de darbe olacak seçimi ertelenmesi için. Deprem bahane edilerek seçim ertelenecek gibi türlü yalanlar söylediler. Hatta Türkiye'nin Yunanistan'a savaş ilan edip seçimi erteleyeceğini de söylediler. Bütün bunlar olmayınca şimdi de Türkiye'de milyonlarca oyun çalınacağını iddia ederek Cumhuriyet Halk Partililere Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin emrine girerek o gece karışıklık çıkartın diyorlar. Çünkü 24 Haziran 2018 seçimlerinde bunu yapmaya çalıştılar ve Muharrem İnce adam kazandı diyerek bu planlarını boşa çıkardı. Cevheri Güven, Canan Kaftancıoğlu'nun ekibi, Canan Kaftancıoğlu'nun güvendiği insanlar seçim güvenliğini sağlasın derken şunu da düşünüyor olabilir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü polislere giden emirlerde silahların gizlendiği yere gidip silahlarınızı alarak darbecilere destek olun mesajı gelmişti. Bu mesajı Ahmet Dönmez, firari FETÖ'cü, Cevheri Güven gibi firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez deşifre etmişti ve bazı FETÖ'cülerin evlerine, bazı FETÖ'cü polislerin evlerine taksiler giderek onların silah depolarına gitmesi istenmişti. Ve vatansever polisler buna engel olunca da özellikle Ankara'da FETÖ'cü pilotlar polis araçlarına saldırarak onlarca polisin şehit olmasına sebep verdiler. 15 Temmuz darbe girişiminde en büyük katliamın yapıldığı yerlerden biri olan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanma sebebi de bu FETÖ'cü polislerin sakladıkları gizli silahların ulaşmalarını engelleyecek tek grubun Özel Harekat Polisleri olmasıydı. Cevheri Güven, MLKP'li teröristlerle, Canan Kaftancıoğlu'nun güvendiği teröristlerle FETÖ'nün sakladığı silahları bir araya getirmeyi düşünüyor olabilir. Ancak biz Fethullahçı terör örgütünün yalanlarını, örgütün kumpaslarını anlatmaya devam edeceğiz.